Size bu videomda Sultan 5. Murat'ın hayatını anlatacağım. Sultan 5. Murat doğum tarihi 21 Eylül 1840, İstanbul, ölüm tarihi 29 Ağustos 1904, 33. Osmanlı Padişahı ve 112. İslam Halifesidir. Babası Padişah Abdülmecit, annesi Meyrel asıllı Şevkvazade kadın efendidir. Önceki Osmanlı Padişahı Abdülaziz'in yeğeni ve sonraki Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in ağabeyidir. Padişah Abdülaziz'in bir ay saray darbesi sonucunda tahttan indirilişinden sonra onun yerine tahta geçmiş, 93 gün boyunca tahta kaldıktan sonra akli dengesinin bozulduğu gerekçe gösterilerek 31 Ağustos 1876'da padişahlık makamından indirilmiştir. Osmanlı tarihi boyunca en az süre yönetiminde kalmış olan padişahtır. Tahttan indirildikten sonra birçok siyasi grup tarafından yeniden yönetime getirilmeye çalışmış olmasına rağmen bu girişimde hiçbiri başarılı olmamıştır. Padişah olmadan önceki hayatı. Sultan 5. Murat 21 Eylül 1840'da İstanbul'da doğdu. Padişah Abdülmecit ile Şevkzade Kadın Efendi'nin büyük oğullarıydı. Babası Padişah Abdülmecit tarafından çok sevilmekte ve bu nedenle onun tarafından veliaht ilan edilmek istenmekteydi. Öğrenim hayatı. Babasının ilk erkek evladı olması dolayısıyla öğrenimi ve eğitimine büyük özen gösterilen 5. Murat, döneminin en ünlü bilgilerinden Doğu kültürü ve fen alanında ders aldı. Önce Ethem Paşa'dan, sonra ise Kemal Paşa ile Gardet adlı bir Fransızdan ders alarak 14 yaşında öğrenmeye başladığı Fransızcasını ilerletti. Mizika'yı Humayun, Komutanı Gualetti Paşa ve Augusto Lombardi adlı bir diğer İtalyan'dan aldığı piyano dersleriyle müziki alanında ilerleme kaydetti ve kendi kendine birçok şarkı besteledi. Veliahtlık dönemi. Sultan Abdülaziz ile beraber çıktığı Avrupa seyahati sırasında Avrupa'yı yakından görüp hayranlık duymuş, bu gezi sırasında İngiltere'de tanıştığı 7. Edward ile yakın bir dostluk kurmuştu. Amcasının tanıdığı serbestlik sayesinde Kurbağalıdere'deki köşkünde şu anki Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesi, ailesi ve maiyeti ile birlikte rahat bir hayat yaşadı. Kendisini Avrupalı prenslerden farklı görmeyen ve alafranga yaşama biçimini seçen Murat Efendi, dairesini ve köşklerinin konaklarla dolup taşmasını istediğinden Jön Türkler, hürriyetperverler, yabancı ve İstanbul aydınlar veliahtı ziyaretlere geliyor ve ağırlanıyorlardı. Veliaht Murat bu dönemlerde meşruti rejimi savunan yeni Osmanlılarla temas kurdu, sık görüştüğü Şinasi Namık Kemal ve Ziya Beylerle meşruiyet, demokrasi ve hürriyet konusunda fikir alışverişlerinde bulunuyordu. Fikir alışverişi yaptıkları bölgeye bu buluşmalardan dolayı Fikirtepe adı verildi. Tahta çıkışı ve hükümdarlığı. Sultan 5. Murat, tahttan indirilen Sultan Abdülaziz'in yerine 30 Mayıs 1876'da padişah oldu. Telebe-i Ulüm veya Softalar Ayaklanması adı verilen, gösterilen 10 Mayıs 1876'da başlamıştı. Ekran-ı Erbaa adı verilen bu grup, iktidar koltuğuna oturduktan sonra Abdülaziz'in hali konusunda anlaşarak durumu veliahta bildirdiler. Hal işinin 31 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldığı halde bazı gelişmeler yüzünden 29-30 Mayıs gecesine alındı. Cülüs ve biat tarihinin karşılaştırılan günde bir gün önceye alındığı, kendi kendisine bildirilmediği için dairesine gelen askerler tarafından tutulacağını vehmine kapılarak depresyona girdi. Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın arabasına binerken paşa arabadan inmeyerek büyük bir protokol rezaletine imza atmakla beraber belinden çıkardığı silahı korku içindeki 5. Murat'a uzatmış ve korkusu bir kat daha artmıştır. Rıhtımdan Çatana'ya bindireceği sırada denizin fırtınadan dolayı kabarması üzerine korkuya kapılarak binmek istememiştir. Müdahale edilerek bindirilmiş. Sarayburnu'na geçilerek bir arabayla Beyazıt'taki Seraskerlik binasına, bugünkü İYÜ Merkez Kampüsü'ne gidilerek orada biat töreni başlamıştır. Sultan Abdülaziz'in Topkapı Sarayı'na nakledildiği haberi gelince acele ile Dolmabahçe Sarayı'na giderek törene orada devam etmiştir. Kısa süre içinde yaşadığı olayların etkisiyle
artan korkusu yüzünden töreninin kısa kesilmesini kararlaştırılmış, toplu halde huzura alınan gayrimüslim cemaat ruhaniler kendilerine mahsus kıyafetleriyle üzerine yürüyünce kaçmaya çalışmıştır. Seraskerlikle ve saraydaki tören sırasında geleneksel taht Topkapı Sarayı'nda getirilmemiş ve atalarının tahtına oturmamıştır. Padişahların törenle cuma namazına gittikleri cuma selamlığı sırasında kendini sarayın havuzuna atmaya çalışması yüzünden bu törenle bir daha cesaret edilememiş, daha da önemlisi saltanatının meşruiyetinin tasdiki anlamına gelen kılıç alayı yapılmamıştır. Birkaç gün sonra Sultan Abdülaziz'in ölüm haberinin gelmesi ve ardından Hüseyin Avni Paşa'nın Çerkes Hasan adlı genç subay tarafından öldürülmesi, olayları üzerine kendini tamamen kaybederek yatağından gözleri havaya dikilmiş halde hareketsiz kala kalmıştır. Hususi doktoru olan Doktor Popolyon bir kuvvetin içine yatırarak eli süllük ile kan almak gibi son derece hatalı tedavi yöntemleriyle durumu daha da fenalaşmış ve adeta kendisinden ümit kesilmişti. Bu durumda kendisinden umdukları ümitlerin suya düştüğü kanaatine varan devlet adamlarının kararıyla 93 gün kaldığı Osmanlı tahtından 31 Ağustos 1876 tarihinde indirilmiştir. Sonraki yaşamı. 2. Abdülhamit tarafından ailesiyle birlikte zorunlu ikamete mecbur edildi. Taraftarları onun sağlığının iyi olduğu ve haksız yere hal edildiği propagandasını yayınlıyorlardı. Bunun üzerine 2. Abdülhamit onu yerli ve yabancı doktorlardan oluşan bir heyete muayene ettirerek hastalığının sürdüğüne ve tedavisinin imkansız olduğuna dair rapor aldı. Onun yeniden padişah yapmak isteyenler tarafından 3 defa kaçırma girişimini düzenlenmişti. İlki tahttan indirilişinden 3 ay sonra gerçekleşti. İkisi Türk, ikisi yabancı olan 4 kişilik bir komite Murad'ı Avrupa'ya kaçırmak ve hükümdarlığını kabul ettirmek için kadın kılığında Çırağan Sarayı'na girmeye çalışırken yakalandı. İkinci kaçırma girişimi Clati Scolari ve Aziz Bey Mason Komitesi tarafından düzenlendi. Scolari vasıtasıyla Mason örgütlerine mensubiyeti bulunan 5. Murad, Fransız obedyanslarıyla bağlı Teraki Porodos locanın yer almıştı. Bu localarda ilkeler, vicdanlarda hürriyet, adeta eşitlik, ilişkilerde kardeşlik olarak tanımlanıyordu. Çeşitli dinler, çeşitli milliyetler ve çeşitli mezheplerin zenginliğinden bölünmüş imparatorluk yapısı, özgürlük, eşitlik, kardeşlik kavramlarıyla bir arada tutulmaya çalışıyordu. Bu yapıyı kaynaştıracak söylemler loca içerisinde yüksek seslerle dillendiriliyordu. 5. Murat, imparatorluğunun yeni değerlere geçişi olarak görülmüş. Bu yüzden onun yerinde ve yeniden tahta çıkarmayı denediler. Murad'ı kaçırarak bir camide biat edip yeniden padişah ilan etmeyi tasarlayan komite üyeleri içlerinden birinin ihbarı üzerine harekete geçmeden yakalandı. 20 Mayıs 1878 günü gerçekleşen 3. girişim Çırağan Baskını olarak bilinir. Baskını düzenleyen Ali Suavi öldürülmesiyle sonuçlanmıştır. Ali Suavi vakasından sonra eski padişah ailesiyle beraber Çırağan'ın bugün Beşiktaş Anadolu Lisesi olarak alınan harem binasına nakledildi. Bu olaya kadar tanınan bir takım serbestlikler tamamen kaldırılmış ve eski padişah ailesiyle beraber pek çok mahrumiyetlere maruz kalmıştır. Akıl sağlığına tekrar kavuştuğu yönündeki söylentilerin mahiyetindeki bazı kalfalar tarafından ortalığa yayılması bu tedbirlerin alınmasından etkili olmuştur. Çırağan'ın dışarı ve ile tamamen irtibatının kesilmesi ve sıkı bir tarassut altına alınması bu dönemdedir. Ailesi ve mahiyetindekilerle beraber kalabalık bir grubu oluşturmuşlar ve bu zümreye Çırağanlılar adı verilmiştir. Akıl sağlığına kavuşan zabıt padişah günlerini piyano çalarak torunlarına itifat ettiği besteler yaparak ve onların müzik yönünde eğitimleriyle ilgilenerek geçirdi. 28 yıl süren bu uzun mahrumiyet yıllarında ailesi genişlemekle beraber kayıplar da yaşamıştır. Çırağan yıllarında iki kızı, 8 torunu ve Şehzade Ahmet Nihat Efendi'nin oğlu olan torun çocuğu Şehzade Ali Vasıp Efendi dünyaya gelmişlerdir. 1903. Bununla beraber Fehime Sultan'ın annesi Meyli Serbet Kadın Efendi, kızı Aliye Sultan,
torunu Celali Sultan, Selahaddin Efendi'nin ölü doğan iki oğlu ve üç gelini vefat etmiş, bu kayıplar eski padişahı derinden sarsmıştır. Özellikle büyük bir sevgiyle bağlı olduğu annesi Şehzade Valide Sultan'ın vefatından sonra günlerce kimseyle görüşmemiş, yemek yemeyi bile reddederek kederini uzun zaman yaşamış, eski günlerdeki hayata bağlı halinden eser kalmamıştır. Kızı Hatice Sultan'ın 2. Abdülhamit'in damatlarından Kemalettin Paşa ile giriştiği bir gönül ilişkisinin açığa çıkması üzerine şeker hastalığına yakalanmış ve bu rahatsızlığına eşlik eden kanlı basurun da etkisiyle 29 Ağustos 1904'te ölmüştür. Vasiyet ettiği türbeye gömülmemesine 2. Abdülhamit izin vermedi. Sessiz sedasız ve gösterişsiz bir şekilde yeni cami türbesine annesinin yanına defnedilmesi emredildi. Cenazesi Topkapı Sarayı'na nakledilmiş, padişahlara mahsus şekilde Hırka-i Saadet Dairesi'nde gasp edilerek tehcis ve tefikini yapıldıktan sonra cenaze namazı için Sirkeci'ye getirilmiştir. Burada halkın dikkatini çekmemek ve herhangi bir taşkınlığı engellemek için askeri birlikleri kordon oluşturarak sıkı tedbir almalarına rağmen bazı gruplar kordonu aşarak tabuta ulaşmışlar ve eski padişaha duydukları saygıyı göstermişlerdir. Yeni cami haziresinde Turhan Valide Sultan Türbesi'ne ek olarak inşa edilen Cedid Havatin Türbesi'nde annesinin yanına defnedildi. Kişiliği ve özel hayatı. Çocukluğunda iyi bir eğitim alan Sultan 5. Murat iyi derecede Fransızca öğrendi, okumaya ve edebiyata oldukça düşkündü, fırsat buldukça Fransa'dan getirdiği kitapları, yabancı gazeteleri uzun uzun okur, veliahtlık döneminde Ziya Paşa, Namık Kemal gibi o devrin birçok şairiyle sohbetlerde bulunurdu. Müziğe de meraklı olan Sultan 5. Murat hem piyano çalar hem de Batı müziği dalında besteler yapardı. Schottische ve Vals'i de bilinen eserleridir. Sultan Vahdettin'in şöyle bir sözü vardır: "Biradere 5. Murat'ı terazinin bir tarafına, biz diğer 7 biraderi öbür tarafına koysalar, birader ağır basardı." Besteciliği ve eserleri. 5. Murat eserlerinden Türk müziği formlarını kullanmamış, Batı formunda eserler vermiştir. Tahttan indirildikten sonra Çırağan Sarayı'nda bestedildiği büyük çiftler, toplanmış notlar kalmış. Bu ciltler önce İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ne alınmış, daha sonra araştırmacı sanatçı Vedat Kosal'a hediye edilmiştir. Vedat Kosal, Ethem Eldel ve Kıyamettin Ballas'la birlikte incelenip eski Türkçeden Latin harflerine geçirilmiştir. Aydın Hevası başlığı ile armonize ettiği Zeybek, müzik tarihinde bir Türk halk türküsünü piyano için çok seslendirdiği ilk eser olarak değerlendirilir. Sultan 5. Murat'ın ailesi. Eşleri: 1. Elaru Mehbibe Baş Kadın Efendi, 2. Reftar Dil Kadın Efendi, 3. Şayan Kadın Efendi, 4. Meyli Servet Kadın Efendi, 5. Resan Hanım Efendi. Erkek çocukları ve erkek torunu: 1. Şehzade Mehmet Selahaddin Efendi, doğum tarihi 5 Ağustos 1861, ölüm tarihi 29 Nisan 1915. Annesi Reftari Dil Adın Efendi'dir. Onun oğulları: 1. Şehzade Osman Fuat Efendi, 2. Şehzade Ahmet Nihat Efendi. Sultan 5. Murat'ın kız çocukları: 1. Hatice Sultan, 2. Fehmiye Sultan, 3. Fatma Sultan, 4. Aliye Sultan'dır. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı unutmayın.